Herkese selam. Şu an çok güzel bir noktadayım. Normalde aslında ben bunu yapmıyorum. Yani video nerede başlıyorsa benim gezi de orada başlamış oluyor ama evin önü çok sıcaktı. O yüzden hemen oradan ayrıldım. Önce motorla gitmek istediğim yere doğru geldim. Serin bir noktada durdum. Şu anda da motorumun üstündeyim arkadaşlar. Serinlemek için çok kısa sürede gidebileceğiniz bir yer göstereceğim size. Ben de evde bunaldım. Aslında benim balkonumun gördüğü muhteşem evimin hemen balkonumun önünde bir havuz var. Onun da buraya fotoğrafını koyarım. Ama bugün o havuza girmek istemedim. Serinleyebileceğim güzel bir noktaya geldim. Buranın olayını da gidince anlatırım. Oranın oluşma sebebine. Şimdi bu yolu çok seviyorum. Çok kısa bir yol. Şurası Ağla yolu. Hemen göstereyim. Biz şu anda artık oraya Yayla Köy deniyor ama buranın yerlisi Ağla olarak hala adlandırıyor orayı. Ağla yoluna giderken o yokuş başlamadan hemen sola ayrılıyorsunuz. Videoda zaten orayı göreceksiniz. Sonra buradan şimdi ben biraz daha devam edeceğim. Çok güzel bir havuz beni bekliyor. Yüzmem lazım. Aşırı sıcak. Urfa'dan daha sıcak. Köyceğiz beni çok şaşırttı. Şimdi buradan yola devam ediyorum. Şimdi asıl yüzeceğim noktaya gidiyorum. Motorumu buraya bıraktım. Şöyle motorumu koyduğum nokta. Orada bir aile var. Ben de orada yüzeceğim. Herkese yetecek kadar zaten geniş bir alan. Oraya doğru gidiyorum. Önce şurayı bir anlatayım. Tam olarak kaç yılında olduğunu hatırlamıyorum ama Köyceğiz'de bir sel olmuştu arkadaşlar. Sel olduktan sonra buradaki o akan dere taştı. Ne yazık ki böyle bayağı tahribat da verdi o yıllarda. Tamatı bayağı oldu ama. O yıldan sonra bu derenin aktığı yatağı boyunca belli aralıklarla set yaptılar. Hani suyun akış hızı biraz kırılsın diye, hızı kırılsın diye setler yapıldı. Şimdi o setler de güzel böyle bir şelale oluşturdu. Yani aslında burası çok doğal değil. Yani bu havuzların oluşumu doğal değil. Ama ortaya güzel bir şey çıktı. Şimdi ben de o tarafa doğru gidiyorum. Gidelim bakalım. Arkadaşlar buraya gelirken mutlaka böyle bir sandalet, deniz ayakkabısı,
gibi bir şey getirmenizi tavsiye ederim. Çünkü dibi tamamen taşlık, göstereyim. Şöyle girdiğiniz, yürüdüğünüz yerler taşlık, yosunluk. Hele de böyle biraz yengeçten falan tedirgin oluyorsanız, bir iki tane yengeç gördüm, küçük balıklar da var. O az önce yüzdüğüm yer bir havuzdu. Bakın burada hemen bir havuz daha oluşmuş. Bunun alt tarafında suyun aktığı yerde, yani her sette bir havuz oluşmuş. Ben şimdi yüzdüm. Gerçekten o jof sesini de duydum kendimden. Şimdi şu aşağıya doğru motorla biraz gideceğim. Oralarda ne var? Şöyle oraya bakacağım. Çekebilirsem, müsaitse eğer, bir drone görüntüsü alacağım. Sonra da serinledim, yetti. Sonra da buraya elveda diyeceğim. Ama daha bitmedi. Şöyle biraz devam edelim. Drone'un video haricinde şöyle bir güzelliği oluyor. Yani buraya sen yaya olarak geldiğinde normal yerden baktığın zaman etrafı çok güzel görme şansın, yani geniş açıyla görme şansın olmuyor. Ben buraya defalarca geldim ama hiç etrafta ne var inanın ben de bilmiyorum. Şimdi şurada hemen şu taşın üstüne bir drone düzenimi kurayım, bir uçuralım bakalım buralarda ne varmış, hep birlikte görelim. Evden buraya gelişim, ki ben Köyceğiz'in merkezinde oturuyorum. Gelişim Mahallesi, tam Köyceğiz'in merkezi diyebiliriz hatta. Buraya gelişim motorla toplam 8 dakika sürdü arkadaşlar. Yani 8 dakikada böyle bir güzelliğe ulaşmak bence gayet güzel bir imkan. Hani burası, ben daha önce gelmiştim buraya. Geldiğim kişi işte hani buranın gizli kalması, çok bilinmemesi taraftarıydı. Evet, geldiğimde çok fazla insan vardı. Yani bir önceki gelişime göre zaten oldukça duyulmuş burası. Yani mesele duyulup duyulmaması değil bence. Gelen düzgün kullandıktan sonra herkesin yararlanmasında ben hiçbir sakınca görmüyorum. Buraya gelebilirsiniz. Serinlemek için gayet pratik, yakın, 10 numara güzel bir nokta. Drone görüntümü de aldım, serinledim. Ve kelaynak tişörtümü de aldım. Artık evime dönüyorum. İyi seyirler arkadaşlar. İmkanınız olursa buraya gelebilirsiniz.